Merhabalar, Şeytan Neşter YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok hoş, böyle gri tonlarında bir yazmam var elimde. Tam gri de değil aslında, farklı bir ton. Cenk markanın yazması, kenarı tığlanmış vaziyette geldi bana, siparişim olan bir yazma. Tığlamalar o yüzden çok minik minik ve ben ara mesafesini ona göre bırakıyorum. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben normalde bu kadar küçük tığlama yapmıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle minicik tığlanmış. Ara mesafesini de ona göre biraz daha, mesela 4 bırakacaksam 6 bırakıyorum gibi yapıyorum. Şöyle iki renk kullanacağım. 623 numara patlıcan moru kullanacağım. Çok hoş bir tonu var bu ipin. 769 numarada yazmanın kendi rengi. Aynı şekilde iki ipim de Altın Başak marka. Çok hoş, sıralı bir model yapacağız. Aynı şekilde ilerleyen fakat çok güzel duran bittiğinde umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Evet, bu şekilde tığlanmış yazmam. Ben ilk sıramda yazmanın tam koyu rengiyle, aslında yazmayla birlikte kombinlediğimiz rengimizle yapacağız alt sırayı. Orta kısımda yazmanın kendi rengini kullanacağım. En üst sırada yine bu koyu mor tonumu kullanacağım. İpimi tığıma sabitliyorum. Herhangi bir tığ bantısından giriyoruz. Sık iğnemi yaptım. Tığımın başına bir kez doladım. Bir yanındaki tığ bantısından giriyorum. Girdim. Hepsini birden çektim. Üçünü birden alıp kapatıyorum. Burada bir yuva oluşturdum. İki tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım tığıma. Burada yaptığımız yuvanın içinden giriyoruz. 2 2 alıyorum. Bir trabzan yaptım. 3 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından hemen boşluktan girip tepesine bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde bir tane kirpikli trabzan yaptım. Tekrar tığımın başına bir kez doluyorum. Aynı yuvadan girdim. Önce 1, 2, 2 aldım. Bir trabzan daha yaptım. 4 zincir çekiyorum. Trabzanın, bakın şöyle aradan girip boşluktan giriyoruz. Bir yere batmıyoruz. Boşluk kısmından girip bir sık iğneyle kapatarak burada bir kirpik oluşturdum. Üçüncü de iki kez doluyoruz. Aynı yerden giriyorum yine. Önce 1, 2, 2, 2 alıp trabzanı kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanın boş kısmından girip tepesine bir kirpik. Bu şekilde yaptığım yuvanın içine 3 tane kirpikli trabzan yaptım. Üçünü de tamamladıktan sonra sonuncuyu bir kapattım. 11 zincir çekiyorum. Bir zincir çektik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tığ batısı bırakıp 7.'nin içinden giriyorum. Pardon. 7.'nin içinden girdim. Bir sık iğneyle kapattım. Şu şekilde ilk yaprağımızı oluşturduk. Şimdi sık iğneyle kapattım. Tekrar tığıma bir kez doluyorum. Hemen bir yanındaki tığbattıdan girip hepsini birden alıyorum. Yine burada yuva oluşturdum. İki tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Burada yaptığım yuvanın içinden girdim. 2 2 aldım. Trabzanı kapattım. 4 zincir çekip tepesine bir kirpik yapıyoruz. Aynı şekilde burada yaptığım yaprağımı burada da aynı yaprağı oluşturuyoruz. İkincide de bir kez doluyorum. Önce 1 2 2 alıp kapattım. 4 zincir çekip tepemize kirpik yapıyoruz. Üçüncü de 2 kez doluyorum.
Yine aynı yuvadan girdim. Önce 1, 2, 2, 2 aldım, kapattım. 4 zincir çekiyorum. Hemen bir kirpik yaptım. 11 zincir çekiyorum yine. 3. Aynı şekilde 6 tane bıraktık. 7.ye bir sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. İlk sıramız bu şekilde aynı işlemi yaparak devam edeceğiz. Şimdi ben burayı biraz uzatacağım ve üst sıramı geçeceğim. Evet, ilk sırayı bu şekilde yaptık. Bakın. Gayet hoş, sevimli durdu. Tek sırada bu şekilde ince bir model yapıp kullanmak istiyorsanız böyle de kullanabilirsiniz. Ben 3 sıra yapacağım aynı kısımdan. Ben bu şekilde koyu rengi altta ve üstte tercih ettim. Araya da açık renk daha hoş durduğunu düşündüm ama tam tersi de yapabilirsiniz. Bu renk kısmı tamamen zevkinize kalmış. Şu şekilde bir yaprak yapmıştık. Arada da 11 zincir çekmiştik. Şimdi bu 11 zincir çekmiştik bu kısımda. Zincirin hemen altından giriyorum bir sık iğneyle. İpimi buraya sabitliyorum. 2 tane zincir çektim. Bir kez doladım. Aynı yerden girdim. 2 2 aldık, kapattık. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanın arkasından girip bir kirpik yapıyorum tepeye. Bir kez doluyorum tığıma. Aynı yerden girdim. Önce 1 2 2 aldım. İkinci trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Tepeye bir kirpik yapıyoruz. Üçüncüde 2 kez doluyorum. Aynı yerden girdim. Şu ilkini alırken biraz sıkı tutalım. Burada böyle bolluk olmasın, kötü duruyor. Bunu sıkı alıyoruz. 1 2 2 2 aldık. Son trabzanımızı da kapattık. 4 tane zincir çekiyorum yine. Aradan girip bir kirpik yaptım. Elimle şöyle sıkıştırıyorum. Bu şekilde buraya da bir yaprak yapmış oldum. 11 zincir çekiyorum. Hemen bakın diğer yaprağımın dibinden yine zincirin altından giriyorum. Bir sık iğneyle buraya sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 2 2 aldım, kapattım. 4 zincir çekip bir kirpik yapıyoruz. Bir kez doluyorum ikinci trabzanımda. Önce 1 2 2 aldım, kapattım. 3 tane kirpikli trabzan yapıyoruz yani. Her biri birinden çok az uzun oluyor. Çok da fazla değil. Üçüncü de 2 kez doluyorum. Yine girdim. Üçüncü de ilk ilmeği alırken bunu biraz sıkı tutalım. 2 2 2 aldım. Sıkı tutmadığınızda bakın şurada bir bolluk oluşuyor son ilmekte. O da böyle çirkin bir görüntü oluşturuyor. O yüzden orada biraz sıkı tutmamız gerekiyor. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen kirpiğimi yaptım. 11 zincirimi çekiyorum. Aynı işlemle devam ediyoruz. Modelim sıralı bir şekilde gidiyor. Sıralı ve çok çok kolay gerçekten. Çok da hoş duruyor. Özellikle böyle çok yakışan renklerle yaparsanız gerçekten çok güzel duracağını düşünüyorum.
Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi bu ikinci sıramızda aynı işlemle devam edecek. Son sıramı da göstereceğim. Sadece bir tane göstereceğim son sıramdan. Çünkü o kısımda aynı devam ediyor. Evet, ikinci sıranın bitmiş hali bu şekilde. Ben 3 sıra yapacağım. Siz isterseniz bu şekilde 2 sıra olarak da yapabilirsiniz. Tek sıra olarak da yapabilirsiniz. 3 sıra olduğunda biraz daha geniş, daha gösterişli duruyor. Model çok kolay olduğu için sıraları çabuk ilerliyor ve 3 sıra olmasında bence bir sakınca yok. Eğer 3 sıra olarak hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Böyle biraz daha ince olsun istiyorum derseniz. Böyle de gayet güzel duruyor gerçekten. Ben de bu kadar hoş duracağını düşünmemiştim aslında modeli çekerken. Şöyle son sıramda da yine aynı işlemi yapacağım aslında. Yani alt sırada yaptığım işlemin ikinci sıramda yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Şöyle zincirin altından girip hemen ipimizi buraya sabitliyoruz. İki zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 2 2 aldım, kapattım. 1 4 zincir çekiyorum. 2 ipimi yaptım. Bir kez doluyorum, yine aynı yerden girdim. Önce 1 2 2 aldım. İkinci trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. Kirpiğimi yapıyorum. İki kez doladım üçüncü de. Burada tek dikkat etmemiz gereken şu kısımda ilk ilmeği zincirin üstünde aldığımız ilmeği sıkı tutmamız ki gevşeklik orada kötü bir görüntü oluyor. 2 2 2 aldım. Sonuncuyu da kapattık. Burayı çok uzatmayacağım çünkü aynı işlemi yapıyoruz. Sadece göstermek istedim yine de. 11 zincir çekiyorum. 1 sonraki zincirin tam başlangıcından kirpiğimizin dibinden batarak bir sonraki kısma geçiyoruz. Ve bu şekilde sıralı bir şekilde gidiyor modelim. Şimdi ben bunun en üst sırasını da tamamlayıp bitmiş haliyle döneceğim. Ve modelimizin bitmiş hali çok hoş durdu, çok güzel durdu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. 2 sıra yazmalar için de uygun olabilir. 2 sıra da kullanabilirsiniz. 3 sıra aslında biraz da mevcut örtüsü gibi oldu. Böyle geniş geniş oldu. Daha çok böyle mevcut örtüsüne uygun gibi. Çok da hoş duracaktır mevcut örtülerinde bence. Ama yazmada da kullanabilirsiniz. Özellikle böyle değişik bağlayanlar var. Tam modelin göründüğü, hoş bir şekilde durduğu yazma bağlama modelleri var. O şekilde bağladığınızda da çok hoş duracaktır. Bilmiyorum ben kolay, çabuk ilerliyor sıralar. Tabii ki 3 sıra olduğu için biraz uğraştırıcı olabilir. Ama gayet güzel durdu. Benim beklentimden daha güzel durdu. Ben çok beğendim. Bir de bu modelimin ütüsüz hali hanımlar. Ben ütülemiyorum modellerimi. Videoda gördükleriniz ütüsüz, normal yaptığım bitmiş hali. Sadece elimle şu şekilde düzeltiyorum. Ütülediğinizde daha da hoş, daha da güzel duracaktır. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.